Başkent'ten bir boşanma davası hikayesini getireceğiz şimdi ekrana. Boşanma davası sürerken eşi tarafından hakkında 70'e yakın dava açılan kadın yaşadıklarına isyan etti. Her hafta duruşma duruşma gezip nasıl canından bezdiğini gözyaşları içinde şov haberi anlattı. Götürüyorlar, görüyorsunuz. Karar! Bir kişi bir insanın hayatını bu kadar mahvetmiş olamaz. Eşin Türkiye rekortmeni olduğunu açık açık söylüyorum. Bunlar davaların listesi. Eşi hamileyken evden ayrıldı. Yetmedi, açtığı 70'e yakın davayla adeta rekor kırdı. Adaleti bana karşı bir sopa gibi kullanıyor. Ankara'da yaşayan Merve Kalaycı'nın 2017'de evlendiği eşi iddiaya göre o hamileyken kasadaki altınları da alarak evi terk etti. İkili arasında halen süren boşanma süreci başladı. Adam bu sırada eşi ve ailesini adeta dava bombardımanına tuttu. Dayıma şikayeti var. Anneme dava açtı 2-3 tane. Abime dava açtı. Yeni avukatımı da şikayet etmiş. CİMER'e yapılan var. Aile Bakanlığı var. Onları hiç girmiyorum şu anda. Aslında işin vehametini en net gösteren tablo işte bu masadaki kağıtlar. Bakın tam 67 Merve Hanım'a açılmış kocası tarafından şikayet ve davanın burada listelenmiş hali var. Hemen yan tarafta da 32 adet yine kocası tarafından kendisi hakkında alınmış uzaklaştırma tedbirlerinin listesi bulunuyor. 57 tanesi gibisini kapattık. Hepsini kazandık. 5 yaşında çocuğunun annesi ve rahim kanseri olan eşini hapse attırmak için özel uğraşıyor. Elinde ne geçecekse anlamak mümkün değil. Adliyenin koridorunda saldırıya uğradım. Kesin mahkeme kararı var. 2-3 bin lira para cezasıyla konu kapandı. Ama ben 3 gün zorlama hapse alıyorum. Bu arada çiftin çocuğu da 5 yaşına geldi. Babasıyla görüşmesi yasal olarak sürüyor. Ancak çocuk uzman raporu var. İşte babam beni odaya kilitliyor. Bana vuruyor. İşte aç bırakıyor, gitmek istemiyorum diye. Ve çocuğum babamın yanında beni yılanlarım, farelerim koruyor. Anne gece kalktım, kaçmaya çalıştım, kapı kilitliydi, kaçamadım gibi ifadeleri var. Son olaysa geçen haftalarda babasına teslim merkezinde verilirken çocuğun ağlamasıyla başladı. Götürüyorlar, görüyorsunuz. Karar! O kadar kötü ağlıyordu ki buradaki herkes şahit. Kamera kayıtlarına bakılsın, kaçırılır gibi gitti benim çocuğum ya. Mesela Merve Hanım'ın o haykırışı da boşanma aşamasındaki eşi tarafından şikayet konusu edildi. Hem beni hem kuzenimi darp ettiler. Üstelik aracımıza da zarar verdiler diyerek şikayetçi oldu. Peşinden tekrar 3 gün hapis aldım ben. Merve Kalaycı o cezaya itiraza hazırlanırken boşanma aşamasındaki eşi çocuğumla ne kadar görüştürülmediysem o kadar dava açtım diyerek kendini savundu. Kalaycı ise bir an önce dava yağmurundan kurtulmak istiyor. Bu dosya sayısı hani bine mi ulaşacak? Aile Bakanlığı'ndan yardım istiyorum. Lütfen sahip çıksın bana artık.